Merhaba arkadaşlar. Katrina Hoca kanalıma hoş geldiniz. Bugün yer edatları öğreniyoruz. V ve na. Edat V içinde demek, edat na üstünde demek. Bakalım örnekleri. V divane, na divane. V knige, na knige. V stale, na stale. V içinde söylüyorum, na üstünde. Şu anda daha detaylı istiyorum size anlatmak. V ve na kullanılır. V tüm kapalı alanlar için kullanılır. Bakın. В комнате, в школе, в магазине, в кафе, в ресторане, в больнице. Kapalı alanlar için V kullanılır. Ve V tabii ki de kullanılır. Ülke, kıta, şehir, köy, dağ, çöl için V kullanılır. Bakın örnekleri. В России, в Москве, в Турции, в Алании, в Стамбуле, в Анталии. В kullanılır. İçinde oluyor, tamam mı? Edat na. Ne zaman kullanılır? Tabii ki de açık alanlar için. Bakalım örnekleri. На стадионе, на улице. Açık alan. Şu kullanılır. Sahil, ada, yarım ada için na kullanılır. Mesela na ostrave, na kullanılır. Na da kullanılır çeşitli aktiviteler için. Ne gibi? Opera, konser, ders gibi na kullanılır. Na opere, na konserte, na выставке, na уроке. На уроке burada biraz durmak istiyorum. Çünkü çok soru oluyor. Hocam nasıl na уроке üstünde oluyor? Tabii ki na üstünde gibi sizi için geliyor. Ama bakın ders sınıftayız, içindeyiz. Tamam ama ders üstünde. Yani biz derse üstüne geldik. Tamam mı? Bu eskiden geliyor. Onu sadece ezberleyeceksiniz. Derste Rusça'ya çevirirken na diyeceksiniz. Я на уроке. Мы на уроке. Ve tabii ki istisna kelimeler de var. Onu da söylemek istiyorum. Ne gibi? Bakın. На заводе. Завод. Bu normalde büyük fabrika. Ama biz diyoruz. На заводе. Nerede sen çalışıyorsun? Я работаю на заводе. В заводе değil. На заводе. На фабрике. O da istisna kelime. Lütfen ezberleyin. Yani fabrika bu küçük. Değil mi fabrika? Küçük şey büyüklükte gibi. O yüzden orta büyüklükte küçük fabrika. Fabrika biz sadece diyoruz по-русски. Я работаю на фабрике. Ya da на почте. Bakın poçta normalde kapalı alan, tamam mı? Ama biz diyoruz na poçte. Bu da eskiden geliyor. Eski kelime. Eskiden çünkü poçta açık alandı. O yüzden biz hala kullanıyoruz poçta. На почте diyoruz. В почте değil. Где ты работаешь? Я работаю на почте. Ezberleyin, karıştırmayın lütfen. Evet, şu anda bakın. Kelime söylerken ya da cümle söylerken на столе, в столе, на почте, в Алании, в Стамбуле ne duyuyorsunuz? Kelime en son sonekleri e var. Ve şu anda onu bahsetmek istiyorum. V ve na edatları kullanmak istiyorsunuz. İsimleri en son harfi e koyacaksınız. Bakın. Книга лежит на столе. Tamam mı? E koyacağız. Ya da я работаю на заводе. Normalde завод. Ama nerede çalışıyorsun? На заводе. Где твоя сумка? Моя сумка в машине. Машина. Дышил. Машина. Айли битьюр. Ama... Edat V ya da na kullanmak istiyorsunuz. En son harf
koyacaksınız. V maşine. Burası çok basit çünkü eril, nötr ve dişil için her şey e oluyor. Bu da basit bence. Ezberleyin ve kullanın. Birkaç tane örnekleri daha söyleyeyim size. Mesela мой отец работает на заводе. Моя сестра работает на почте. Я работаю в школе. Он работает на фабрике. Моя кошка лежит на диване. Мой компьютер лежит на столе. Şunu da bir şey söylemek istiyorum. Tekrar istisna kelimeler de var. Mesela şunu söyleyeyim. Bir hece kelimeler. Az önce söyledim ben e, değil mi? Bütün kelimeler e istiyorlar. Ama bir hece kelimeler ne gibi? Sad, pol, değil mi? Float, u isteyecek sonunda. Mesela sad, sadu. Pol, na polu gibi bizim şeyleri, istisna kelimeler var. Ve şu kelime, mesela aeroport, kapalı alan. Ama ты где сейчас? Я в аэропорту. U sonunda koyacağız. E değil, я в аэропорте demeyin lütfen. Bu yanlış olacak. Bu kurallara uymuyor. Sadece ezberleyin onu. Ты где? Я в аэропорту. Tamam mı? Ya da берег kelime var. На берегу. На береге değil. На берегу. Tamam mı? Sahilde. Ya da böyle kelime var. Угол. Köşe. Değil mi? Araba. Benim arabam köşede duruyor. Моя машина стоит на углу. Ya da за углом. На углу. Tamam mı? U kullanacaksın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmak unutmayın. Yeni videolar kaçırmayın.